Evet kıymetli dostlar 66500 olduk 26 Mart 2024'ün ikinci videosu ilk videoyu 11'e planladım 11'de inşallah izlemiş olacaksınız ama bu videoyu da 18'e planlama derdindeyim fakat 22'de de tekrar yayın açma planım var bilmiyorum o saate kadar bu videoyu izleyecek misiniz beğenecek misiniz ben size bırakıyorum siz gerekeni halledersiniz arkadaşlar ben size ne diyeyim gerekeni size bırakıyorum Fenerbahçe dosyayı Samuel gelişmesi Fenerbahçe yönetimi o sayı Samuel'ın menajerini İstanbul'a çağırarak kontrat görüşmelerine başladı. Yo. Yani. Sözleşme için Nijerya futbolcunun menajerini İstanbul'a davet ettiği görüşmeler başladı. 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 30 maç. 3 gol 4 asist yaptı. O Samuel İngiltere'ye gitmek istiyor. Yani senenin başından beri gitmek istiyor. Ancak şöyle bir durum var. Ee, biz izin vermemiştik. Demiştik ki, ya işte şöyle böyle falan filan demiştik. Bir sezonu daha geçirmek istedi. Devre arasında da bir teklif geldi. 8 milyon Euro'luk bir teklif geldi arkadaşlar. Opsiyonuyla, bonusuyla, bonservisiyle, cartilan cartilan 8 milyon Euro. Biz çok ama çok az bulduk. Bizim az bulduğumuz bu teklife bir karşı teklif daha gelir diye umduk. 12 milyon Euro'luk bir teklif bekledik açıkçası. Hatta e, kulağımıza da böyle çalındı ama gelmedi. Şimdi sezon sonu için ben bir kez daha diyorum. O sayı Samuel'e muhtemelen 8 milyon eurodan daha fazla bir teklif gelecektir. Çünkü Nijerya milli takımına da seçildi. Artık Nijerya milli Takımı'nda da banko oyuncusu oldu. Gideceği her yerde banko oynar. Hızı iyi. E, Premier League hani geçmişi var ama siz onu Premier League sayın. Yani İngiltere Ligi'ne e, aşinalığı da var. Ve İngiliz kulüpleri istiyor. Ben o Samuel'in yazın katiyen ve katiyen satılacağı görüşündeyim. O sayi bir Fenerbahçe taraftarı arkadaşlar. Babasının gençken ev arkadaşı Fenerbahçeliymiş. O bunu Fenerbahçeli yapıyor babasını. Babası da bütün aileyi Fenerbahçeli yapıyor desem inanmayacaksınız ama araştırın bulursunuz arkadaşlar. Gerçekten bulursunuz. Bakın bakalım dediğime gelecek misiniz? Ama o sayının çağrıldığı doğru değil. O sayi yazın gider. Giderken de Fenerbahçe'ye para kazandırarak gider. İsmail Kartal Trabzon'u unutmalıyız diyor. Oyuncularına Trabzonspor deplasmanda yaşananları unutmasını söylemiş. Şimdi ben sosyal medyada biliyorsunuz Twitter'da da hesabımız var. Fenerli Duyum diye geçiyor. Orada bir videoya denk geldim. Şöyle ki Trabzonspor taraftarlarına soruyorlar işte ne oldu diyor. Onlara diyor ki ya diyor biz tahriklere kapılmamalıydık diyor. Bu sonuçta diyor Galatasaray'ın ekmeğine yan sürmüş olduk diyor. Biz niye madde attık ki diyor. Biz diyor o gün Fenerbahçe'yi diyor alkışlasaydık diyor her şey çok farklı olurdu diyor. Yani inanılmaz aşırı değişik söyler, söylentiler. Ee, yani eğer diyor biz o gün alkışlasaydık her şey çok farklı olurdu. Şimdi düşünüyorum hani paralel evrende böyle bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi alkış, şey, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi alkışladığını düşünüyorum. Kavgalar biterdi, gürültüler de biterdi, o da biterdi, bu da biterdi. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı anti bir Fenerbahçe lobisi var. Bu lobiyi destekleyenler zannediyor ki Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Oysa kendilerine zarar veriyorlar. Yani e, şöyle diyeyim size. Bu kadar olay oldu. Kimin adı mimlendi? Trabzonspor'un. FIFA komite üyeleri, müfettişleri nerede? Türkiye'de. Federasyon da adı lekelendi. Beşiktaş'ın adına Trabzonlu işte o belediye başkan adayı çıktı. Beşiktaş'a şike Ci dedi açık açık. Beşiktaş'ın adı lekelendi. O lekelendi, bu lekelendi, şu lekelendi. Bir tek kulüp arasından sıyrılmaya çalışılıyor. Asıl tiyatroyu yapan, asıl tiyatroyu çeviren kulüp. Yani neyse. Ama şunu söyleyeyim ben o videoyu izledikten sonra çok 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 mutlu oldum. Çünkü diyorlar ki ya diyorlar bizimkiler daha hata diyorlar. Arkadaş ne madde atıyorsun diyor. eline ne geçti diyor. Skor 2-2 olmuş hala madde atıyor diyor. Bunlar Trabzonspor'lu olamazlar diyor. En azından umutlarımı yeşerttiler. Şimdi İsmail Kartal da Hadi de öğrencilerine diyor ki bu buradan etkilenmeyin artık sahaya odaklanın diyor. Ve 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul ve futbolcuların da kafasındadır. Siz sahaya odaklanın arkadaşlar. Başka bir şey düşünmeyin diyor. Şimdi arkadaşlar e, UEFA'nın bu müfettiş olayları var ya. Biz ben 2 Nisan'daki maçların erteleneceği görüşündeyim. Süper Kupa'nın erteleneceği görüşündeyim. Ben şu anda maçların erteleneceği görüşündeyim. Bunu da söyleyeyim. Ciddi diyorum size abi. Ben maçların erteleneceği görüşündeyim. Çünkü adaletin temeli sarsıldı ülkede. Futbol anlamında söylüyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu ve bağlı kuruluşları. O yüzden sıkıntı. İsmail Kartal'ı unutun diyor. Unutalım bakalım. İsmail Yüksek'in alternatifi Salih Özcan diyor. Şimdi bir dakika ben bu haberleri verince bana diyeceksiniz ki hocam ya bir taraftan çekiliyorum diyorsun. Bir taraftan transfer duyumları veriyorsun. Ne iş? Arkadaşlar doğru. Şimdi Fenerbahçe Salih Özcan'ı liste başına aldı diyor. Doğru mu? Doğru bu. Doğru arkadaşlar. Yukatel Adana Demirspor maçı var. Ligden çekildik desek de bu maça çıkacağımız görüşündeyim ben. Ben önce onu söyleyeyim. Yani biz katiyen 3 Nisan'da Adana Demirspor maçına çıkacağız arkadaşlar. Katiyen çıkacağız. Bak kesinlikle çıkacağız. Hocam böyle olursa işte millet bize dönek der, şöyle der, böyle der hiçbir şey demez. Siz bir durun. Siz meseleleri anlamıyorsunuz. Ben hala bak bir kez daha üstüne basa basa söyleyeyim. Tekrar etmiş olayım. Ben 3 Nisan'daki lig maçlarının erteleneceği görüşündeyim. Süper Kupa'nın erteleneceği görüşündeyim. UEFA müfettişlerinin bir iş yapacağı görüşündeyim. Ancak İsmail Yüksek gibi bir isim var bizde. Satış potansiyeli aşırı yüksek bir isim var arkadaşlar. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. İsmail Yüksek artık o sayeden 30 milyon eurodan fazla bir beklentimiz var. Ancak Salih Özcan yani birçok kulüp izliyor. Borussia Dortmund Salih Özcan'a devam etmek istemiyor. 5 milyon euroya aldılardı. Onlar da hani etinden sütünden faydalanıp 8-10'a satma niyetindeler. İsmail Yüksek'i 20'ye satıp Salih Özcan'ı ona almak mantıklı mı? Bence değil. O da ayrı bir mesele. Ha Salih Özcan'ın sözleşmesi bitmiş olur. İsmail'i 20'ye gönderirse Salih Özcan'ı bedava alırsın. Dehşetül vahşet olur. Ancak 2026'ya kadar sözleşmesi var. Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kiralayayım diyor falan diyor ama geçin onu 26 maç gol asisti yok 26 maçın 16'sına ilk 11'de görev yaptı diyor yani şimdi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor arkadaşlar doğruya doğru yani Salih Özcan Levent Mercan mesela Levent Mercan konusunda şunu söyleyeyim görüştük ettik aldık diyorlar ama böyle bir durum yok görüştük aldık diye bir durum yok ha görüşme şu şekilde söyleyeyim Kulüp başkanına sorulmuştur. işte şöyle böyle falan filan diye. Onlar ee, onlara demişlerdir ki arkadaş Galatasaray usulsüz almaya çalıştı. Onlara inat size ucuza vereceğim demiştir. Bakacağız arkadaşlar. Yani çok çok bakacağız ama çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe 6 müjdeli haber birden diyor. 2 saat bu haberi okumayacağım. Şimdi Cengiz Ünder 1. Ferdi Kadıoğlu 2. Joshua King 3 e, ve Bekao iyileşti diyor. Ben King'in iyileştiğine hala inanmıyorum da. Bekao iyileşti diyor. Neyse Mert Hakan Yandaş ve Çağlar'ın Çağlar da bir hafta sonra takıma katılacak diyor. Tam doğru değil Çağlar Söğüncü ve Mert Hakan Yandaş da tamamen iyileşti de. Deneniyorlar arkadaşlar. Yani Kas grupları deneniyor. Öyle söyleyeyim size. Kas grupları deneniyor. Yani durum bu 2 Nisan'da olan üstü genel kurul ligden çekilip çekilmeme ancak takımda eksik kalmamış oluyor. Çünkü Ferdi de Cengiz de tamam iyileşti ve uzun süre sonra bu sakatlıklar geçince de Fenerbahçe açısından da iyi bir durum ortaya çıktı. Şimdi Fenerbahçe'de sakatlıkları sizde siz de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Fenerbahçe org diyeceksiniz internete gireceksiniz. Tamam mı? Zaten resmi yayın organımız, resmi sitemiz. Orada mutlaka ana sayfada bulursunuz ama bulamasanız futbol branşını seçeceksiniz. Orada antrenman, yani hazırlıklar devam ediyor diye antrenman fotoğraflarını görürsünüz. Antrenman fotoğrafları çok detaylı olur. Twitter'da 4 tane paylaşırlar mecburen çünkü 4'ten fazla sınırı var. E, paylaşamazsın. Zayt, Kent, mesela BKO Topla çalışmalar yapıyor. Serdar Dursun, Bonucci. E, hani genç futbolcular da görürsünüz orada. Osterwolde Kent falan diye gidiyor. Mesela Mert Hakan yandaş yok. Çağlar Söyüncü yok. Ancak Fenerbahçe günü çift antrenman atamadı. İkinci antrenmana bakın. Orada Fred'in Bonucci'nin görsellerini görürsünüz koşarken. Kaleci İrfancan, Eğri Bayat'ın Serdar Dursun'u falan Zayt olabildiğince az görsel koymaya çalışıyorlar. Bizimkiler. Orada görürsünüz arkadaşlar. Mesela 23 Mart'taki görsellere bakın. Orada da yine az görsel var. Az isim var. Mert Hakan Yandaş'ın saha çalışmaları falan. Yani o yüzden e, sakatlar tamamen iyileşti demeyim de. Şimdi 2 Nisan 3 Nisan baktığın zaman tam bugünden itibaren bir hafta bir gün var. Yani 8 günlük bir şey var. E, futbolcular bugün iyileştim deseler yarın bana başlasalar oynayabilirler. O yüzden çok dert etmemek lazım ama en azından sakatların gelmesi 8 tane sarı kart sınırında ismimiz vardı. Bilmiyorum farkında mısınız? Hiç kimse bunu konuşmuyor. Bir tek ben konuşuyorum. Arkadaşlar bizim Trabzonspor maç öncesinde, öncemiz, öncesinde 8 futbolcumuz sarı kart ceza sınırındaydı. <laughs> Ancak o Samuel Trabzon'da sarı kart yedi. Cezalı. Bir. Bir de bir kişi daha cezalı diye biliyordum. Ee, Oster de sarı kart yedi diye hatırlıyorum. Yani onu işlememişler. Ben o sahibi Osterwald'e cezalı diyebiliyorum arkadaşlar. Yanlış biliyor olabilirim. Sarı kart 7 diyor gerçi Osterwald'in. Bir tane kalmış o zaman. Ama Trabzon maçında sarı kart gördü. 8 oldu diyebiliyorum ben. Yine de transfer Market'te yazmıyor. Ama durum bu. Şimdi Bekao sarı kart sınırındaydı. Luan Perez zaten oynatamıyoruz. Çağlar iyileşirse Ciko, Bekao, Çağlar. Bunun için Serdar Hazreti zaten iyileşmiş olacak. Öyle öyle bir şekilde eritmek lazım sarı kartları. Durumun bir de böyle bir vehameti var. Fenerbahçe ve Galatasaray Oğuz Aydın'ın peşinde diyor. <laughs> Galatasaray'ın peşinde olduğu Alanya Sporlu Oğuz Aydın için Fenerbahçe'de devreye giriyor. Arkadaşlar Oğuz Aydın için Ben Galatasaray'ın alacağını düşünmüyorum. Galatasaray sadece kendi maçından önce hani bir maç sonra Galatasaray bu takımdan oynuyor. Alanya Sporlu. O yüzden biz artık yıllardır alıştık. Galatasaray kimler oynuyor? Şundan. O takımdan bir futbolcu illa ki transfer edenler Düzenli olarak transfer ederleri İç Kimse de ho oh, pemşerim ne yapıyorsun demez. Rahat rahat atını koştururlar. Şimdi oyuncuyla ilgili ben şunu söyleyeyim. Beni haftalardır belki aylardır takip eden arkadaşlarım bilir. O Aydın bizim geniş de diye defalarca söylemişimdir alan yamaçlarından önce bakın bu bizim geniş listede scouting listemizde falan diye söylemişimdir. Herkes de bilir. O yüzden arkadaşlar Oğuz Aydın hani biz keşfettik biz alacağız falan da demeyin böyle şey yarıştır gibi. Ben Galatasaray'ın sadece taktiksel olarak böyle bir hamle içinde olduğu görüşündeyim. Onun dışında bir şey yok. Bu arada ee, Öyle ihbarlar yağmaya başladı ki diyor Ahmet Ercanlar bir hakemin bankacı eşi teyammüllere aykırı olarak bir devlet bankasına yönetici pozisyonda işe alınıyor. Ki o banka daha önce hiç dışarıdan yönetici almamış. Önce bir yere müdür yardımcısı kısa süre sonra müdür olarak atanıyor. O bankanın genel müdürü bir kulübün fanatik taraftarı. Eşi işe alınan hakem 3 gün sonra o kulübün lehine inanılmaz skandal kararlar veriyor. Rakip takım katlediliyor demiş. Neyse biz konumuza dönelim. Oğuz Aydın arkadaşlar 2026'ya kadar sözleşmesi var. Menajer ile temas alıyor. Hayır Fenerbahçe menajeriyle temasa girmez. 3 milyon euro civarında bir piyasa değeri gözüküyor. 8 gol 5 asist yapmış bu sezon. Yani en parlak sezonlarından biri. O Aydın için de sezon sonu görüşme e, yaparız gibi duruyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de Levent Mercan formülü diyor. Aslında Levent Mercan açıkladım ama haberde merak ediyorum neden bahsedecekti. Takas formülü planlıyor demiş. Mario Branco e, kolları sıvadı. Ben şunu söyleyeyim bu arada. Mario Branco'yla ilgili de bana çok soru geliyor. Arkadaşlar benim duyumlarıma göre benim duyumlarıma göre Mario Branco %100 kalıyor. Devam ediyor yani. Ki etmesi de lazım. Birçok arkadaşımdan da tenkit alıyorum. Hocam Mario Branco için kulübe bir şey söyle diye kaç tane çeşit söylüyorum. Yani ulaşabildiğim herkese söylüyorum. Branco gibisini bulamayız. Bak hangi teknik adam olsa Hatta ben bir şey söyleyeyim. Ben Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam İsmail Kartal'a sen futbolcu falan istemederim. Branko kimi istiyorsun? Şu. Yani. Ha şu da bir gerçek. Hocam bir taraftan diyorsun ki UEFA inceleme yapıyor. Bir taraftan ligden çekileceğiz diyorsun. Bir taraftan da bize duyum veriyorsun. Buna ne dersin? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, ligin yani biz ligden çekileceğiz değil. Ligden çekilme oylaması yapacağız. Bu bir. İkincisi UEFA'nın FIFA'nın el atması daha daha iyi olmaz mı? Bence daha daha iyi olur. Üçüncüsü ligi adalet gelse zaten biz çekilmeyiz. Niye çekileceğiz abi? Deseler ki şu saatten sonra lig maçları tamamen tarafsız yönetilecek. Adaletli yönetilecek. Yani bunda teminatı olsa. Görüyorsunuz yani. Neyse. Mario Branko kulaklarına tıklamış. Elinden geleni yapıyormuş. Levent Mercan'ı alma fikri var Fenerbahçe'nin. Ve transferi bitirme peşinde. 23 yaşındaki oyuncu 31 maça çıkmış. Bir gol 4 asist. O da 3 milyon euro piyasa değerinde. Ve e, Galatasaray usulsüz almaya çalıştığı için takımı vermek istemiyor. Fenerbahçe de takas düşünüyor. Şimdi Emre Mor falan diyor ama Emre Mor takası değil arkadaşlar. Yabancı futbolcular için e, takas düşüncemiz var. Mesela bir Zayt. Fenerbahçe'de Zayt diye bir isim var. Mesela Luan Perez. Yani Luan Perez diye bir isim var arkadaşlar Fenerbahçe'de. Biz ilk etapta yabancı isimlerden kurtulmak derdindeyiz. Şimdi şunu belirteyim. Atladığım bir yer var mı diye de özellikle bakıyorum. Atladığım bir yer yok şimdilik. Ama size harbi harbi birkaç şey söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle eğer futbolda adaleti sağlarlarsa bizim ligden çekilmemize gerek yok. Hocam öyle olursa biz, bize dönek derler işte. Ligden çekilecektiniz de niye çekilmediniz falan filan. Allah isteyen istediğini desin. Ona kalacak Galatasaraylılar hakemlerin Fenerbahçe'yi kolladığını iddia ediyor. Tamam yabancı hakem getirelim. Yok ya yabancı hakeme ne gerek var? Türk hakemleri çok iyi diyorlar. Yani senin karşındaki ezeli rakibin dediğin şampiyonluk yolundaki rakibin her türlü kıyafeti giyiyor. Her türlü dansını yapıyor. Her türlü iş işleyişinde bulunuyor. Sen de diyorsun ki aman biz şey yapmayalım. En ufak bir yanlışta bulunmayalım. Yani karşındaki yapıyor. Olsun hocam biz yapmayalım. Bize yakışmaz. Niye yakışmaz? Zamanında Fenerbahçe futbolcuları aman Galatasaray küme düşüyor diye berabere kalmışlar o maçta. Şimdiki akıllar olsaydı 6 tane çakarlardı. Şimdiki akıllar olsa. Zamanında Ali Şen gidip Galatasaray'ın hakkını koruyor UEFA'da. Şimdiki aklı olsaydı bir de o çakardı. Şunlar mı olacağını bilseydi insanlar. UEFA'ya mailleri falan hani FETÖ'nün o kumpas sürecinde bir yerden örgütlendiler mesela. Ya Fenerbahçe taraftarı akıllı olsun, uyanık olsun, sosyal medyadakilere dikkat etsin. Bakın her geçen gün bir şey çıkıyor, her geçen gün. Adamlar ustanmadan sistem yapmışlar. Hakemini yerleştirmişler, bilmem federasyonunu yerleştirmişler, varı yerleştirmişler, hepsini yerleştirmişler. Ve üste çıkmak adına da, işte bak Fenerbahçe kullanmasaydı buralara gelemezdi diyor. Bir ara şey vardı, Fenerbahçe işte ne diyor, penaltı bahçe lafı vardı. Fenerbahçe her hafta penaltı kullanıyor diye. Son 13 maçta sanırım 9 defa mı Galatasaray penaltı kullanmış. Argüman çürüdü. Ne yapıyorlar? Başka bir şey. Son dakikalarda gol atıyorsunuz. Galatasaray son e, dakikalarda gol attığı çok maç var. O da çürüdü. E ne yapacaklar? İşte Fenerbahçe FETÖ'cü diyecek. En denmeyecek kulübe. Hani Galatasaray'a birisi FETÖ'cü dese argümanın ne kardeşim? İşte Hakan Şükrü Arif Erdem dese zaten millet susar. Fenerbahçe'ye FETÖ'cü dediğin zaman adam zaten savaşmış. Fenerbahçe eğer FETÖ ile savaşmasaydı, boyun eğseydim. Ben iddia ediyorum şu anda Fenerbahçe'nin 6 yıldızı vardı. Yani son 10 senedir şampiyon olamıyor falan filan değil. Son 10 senede en az 5 defa Fenerbahçe şampiyondu. Artı belki Galatasaray'ın esamesi okunmuyordu. Fenerbahçe baktı ki ekmek geliyor. Elinden geleni de yapayım falan filan deseydi. Şu anda her şey farklı olurdu. Bazı gerçeklerde de yüzleşme zamanı. Neyse uzun lafın kısası toparlıyorum. O sayı şimdi gitmeyecek. Sezon sonra gidecek. Sözleşme uzatma falan yok. Trabzonspor'u unutup önümüze bakmalıyız. İsmail Yüksel'in de ben yazın kesinlikle gidecek görüşündeyim. Salih Özcan derin listede ancak kulübü 8 ondan aşağı istemiyor. Yazda oturulup konuşulur bu. Altı müjde dedik sakatların. Joshua King hariç tamamının iyileşmesini bekliyorum. Oynayabilir duruma gelmesini bekliyorum. Ben Alanya maçına, şey Adana Demirspor maçına çıkacağımız görüşündeyim. Ancak ligin erteleneceği görüşündeyim. Çünkü UEFA müfettişleri eee incelemeler derinlemesine inceliyorlar UEFA ve FIFA görevlileri. Hani bizim de istihbaratımız bu şekilde. O yüzden ben ligin erteleneceği görüşündeyim. Hani FIFA UEFA soruşturması derinleşiyor diye isteyen yalanlayabilir. isteyen yalanlamasın. Ha bu olayların hepsi UEFA'yı, FIFA'yı bağlıyor. Eğer bu dediğim olaylar olursa Birçok organizasyonda da varsın, Euro 2024'te de varsın, konferansta da, şampiyonlarda da, orada da burada da her yerde varsın arkadaşlar. Ee, ve hocam iç işlerimize karışamaz. Yani senin bu dediğin şey, hırsızlık yapıyorsun ama polis gelip karışamaz diyorsun. Ya da mahkemeye çıkaramazlar beni. Ya da evde mesela babanın saatini çalıyorsun. Yapamazlar, şöyle yapmazlar, böyle yapmazlar falan filan diyorsunuz. Bu da ona benzer bir durum. Öyle bir karıştılar ki. Öyle bir karşılar ki. Bakın bakalım neler olacak. Ama soruşturma derinleşiyor. Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hiçbir şey olmayacak gibi sürdürmek de zorunda. Mecbur. Mecbur abi. Her şeyden öte. Yani milyonlarca taraftarı var. Ya takımı başka lige taşıyacak olsan da ligden çekileceğim desen de etsen de her halükarda transfer çalışması yapmak zorundasın. Eldeki futbolculara talipler var. Ee, sözleşmeleri düşürmek zorundasın. Gelecek senenin bütçesini planlamak zorundasın. Bunlar var ya işine aynı devam edecek gibi devam ediyor. Hani pandemi sürecinde düşünün okulların kapanacağını ben öğretmen olarak tahmin ediyordum. Ona göre de çocuklara dedim ki biraz hızlanalım. Velilerime dedim ki biraz hızlanacağım. Ben çünkü tahmin ediyorum. Hocam duyduğum bir şey mi var. Yok. Bana da o dönemde öğretmenler hani veliler neyi duyuyorsa öğretmenler de onu duyuyordu. Başka bir şey duymuyordu. Hani size söylenen bizi de söyleniyordu. Başka bir şey söylenmiyordu. O yüzden herkese tartışıyorduk. Ya adam diyordu ki ya sen nasıl öğretmesin haberin yok mu diye. Yok diyordum. Bu da öyle bir şey. Hani bize bir haber uçurulmasına gerek yok. Biz sanki devam edecekmiş gibi. Hani sanki ligi adalet gelecekmiş ya da kayyum atanacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak ligden çekilme konusunda da kararlıyız. Bir yandan da transfer çalışmaları yapıyoruz. Yapmak da zorundayız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler her türlü destek için.